arkadaşlar. Bu dersimizde konumuz merkezi sinir sistemi kısımlarından bir diğer olan omurilik olacak. Omuriliğin yapısıyla başlayalım. Omuriliğin endeksine bakıldığında dışta ak madde, içte ise gri, yani boz madde olduğu görülebilir. Ak madde kısmında miyel nöronların aksonları yer alırken gri madde kısmında nöronların hücre gövdesi kısımları yer almaktadır. Gri madde ak madde içerisinde kanatlarını açmış bir kelebek görünümündedir. Omurilik sinirlerinin çıktığı yere kök ya da diğer adıyla boynuz adı verilir. Reseptörlerden gelen duyu nöronları omuriliğe arka, yani dorsal kökten girerken motor nöronları ön, yani ventral kökten çıkmaktadır diye söyleyebilirim. Omuriliğin üzerinde aynı beyinde olduğu gibi 3 katlı zar tabakası olan meninges örter. Meninges dıştan içe doğru sert zar, örümcek zar ve ince zardan oluşmaktadır. Hatırlarsanız örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunmaktaydı. Evet, şimdi de omuriliğin görevlerine de kısaca bir bakalım isterseniz. Omuriliğin görevleri nelerdir? Omuriliğin iki temel görevi vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi gövde, kol ve bacak kaslarını kontrol eden refleksleri yönetmek ve onları kontrol etmektir. Daha önceki derslerimizde merkezi sinir sistemi kısımlarımızdan olan orta beyin ve omurilik soğanının da reflekslerin gerçekleşmesinde görev yaptığını ifade etmiştim. Orta beyin görme ve işitme reflekslerinin gerçekleşmesinde görev yaparken omurilik soğanı yutkunma, hapşırma, öksürme, çiğneme gibi vücut içi reflekslerinin gerçekleşmesinde görev yapar. Dolayısıyla merkezi sinir sistemimizde orta beyin, omurilik soğanı ve omurilik kısımları reflekslerin gerçekleşmesinde görev yapar diye söyleyebiliriz. Evet, omurilin diğer bir görevi ise vücut ile beyin arasında impuls geçişini sağlamaktır. Vücudumuzdan beynimize giden duyu sinirleri omurilikte çapraz yaparlar. Dolayısıyla vücudun sağ tarafından çıkan bir duyu siniri beynin sol tarafına, vücudun sol tarafından çıkan bir duyu siniri ise beynin sağ tarafına bilgi taşır. Bu durum az önce de belirttiğim gibi duyu sinirlerinin omurilikte çapraz yapmasından dolayıdır. Beynimizden vücudumuza giden motor sinirlerse omurilik soğanında çapraz yaparlar. Bunu da kısaca belirtmiş olalım. Evet, gelelim reflekse. Refleks nedir? Refleks kavramıyla devam edelim. Belirli bazı uyaranlara karşı gösterilen istemsiz ve ani oluşan tepkilere refleks adı verilir. Refleksler vücudumuzun bir çeşit savunma mekanizmalarıdır. Bunu da aklımızdan çıkartmayalım arkadaşlar. Refleksler doğuştan gelen kalıtsal refleksler ve sonradan kazanılan refleksler diye ikiye ayrılır. Örneğin emme refleksi doğuştan gelen kalıtsal bir reflekstir. Limon görünce ağzın sulanması ise sonradan kazanılan bir reflekstir diye söyleyebiliriz. Omurilik aynı zamanda daha önce öğrenilerek alışkanlık haline gelen bazı davranışları da yönetir. Örneğin araba sürmek, gitar çalmak, yüzmek, örgü örmek birer alışkanlık hareketidir. Alışkanlık hareketleri önce beyin kabuğu tarafından öğrenilir. Sonra omuriliğe devredilir. Eğer ki bir hata yapılırsa beyin kabuğu devreye girer, hatayı düzeltir. Sonrasında denetim yeniden omuriliğe geçer arkadaşlar. Örneğin örgü örerken bir hata yapılırsa beyin kabuğu hemen devreye girer, hatayı düzeltir. Hata düzeltildikten sonra az önce de belirttiğim gibi denetim omuriliğe geçer. Bir omurilik refleksinin izlediği yola biz refleksiye adını veriyoruz. Refleks sayılarını biz basit refleks sayı ve karmaşık refleks sayıları diye ikiye ayırabiliriz. Basit refleks sayılarında duyu ve motor nöron olmak üzere iki çeşit nöron görev yapar. Halbuki karmaşık refleks sayılarında duyu ve motor nöronların yanında ara nöronlar da görev yapar. Dolayısıyla karmaşık bir refleks sayında 3 çeşit nöron görev yapar diye söyleyebilirim. Örneğin diz kapağı refleksinin oluşumunda basit refleks yayı da görülür diye de belirteyim arkadaşlar. Evet, 3 nöronlu bir refleks yayında, yani karmaşık bir refleks yayında izlenen yola da kısaca bir bakalım. Duyu nöronları reseptörlerden aldıkları uyarıyı omuriliğin dorsal kökünden girerek ara nöronlara iletirler. Ara nöronlarda oluşan cevap motor nöronlara iletilir. Motor nöronlar omuriliğin ventral kökünden çıkarak cevabı efektöre iletirler diye söyleyebiliriz. İzlenen yolu şöyle kısaca belirtecek olursak,
reseptör, duyu nöronu, dorsal kök, ara nöron, ventral kök, motor nöron ve efektör şeklinde olacaktır. Omurilik reflekslerinde yapılan ilk hareket omurilik tarafından kontrol edilir. Daha sonra olayın yorumlanması beyin tarafından gerçekleştirilir. Örneğin elimizi sıcak bir sobaya değdirdiğimizde hemen elimizi çekeriz. Daha sonra ise elimizi soğuturuz. Bu durum refleksle ilgili impulsların önce omuriliğe sonra beyne iletildiğini gösterir. Çünkü sobaya elimizi değdirdiğimizde elimizi çekmemiz bir reflekstir ve omuriliğin denetimindedir. Daha sonrasında canımızın yanması ve bu sebeple de elimizi soğutmamız beynin denetimde olan bir durumdur. Bu sebeple tekrarlayacak olursak arkadaşlar, refleksle ilgili impulslar önce omuriliğe sonra beyne iletilir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Evet, elimize iğne battığında hemen çekeriz. Ancak hastanede kan alınırken elimize iğne batırılmasına rağmen asla çekmeyiz. Çünkü bu durumda beynimiz devreye girer. Omurilik refleksini baskılar. Dolayısıyla refleks hareketi gerçekleşmez. Çünkü bu durum hayatidir. Hayati olan bir durum söz konusu olduğunda beyin kabuğu devreye girerek refleksi baskılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine karşılaştığım bir bilgi hatasını düzeltmek istiyorum. Şöyle bir bilgi, onu da belirteyim. Gece uykudayken sağ ayağa iğne batırılırsa sol ayak veya işte sol ayağa iğne batırılırsa sağ ayak mı çekilir? Arkadaşlar, bugünkü bilimsel bilgilerimize göre böyle bir durum söz konusu değildir. Yani gerçekte sağ ayağa iğne batırılırsa yine sağ ayak, sol ayağa iğne batırılırsa yine sol ayak çekilir. Unutmayın ki refleksler, daha önce belirttiğim gibi, vücudun bir çeşit savunma mekanizmalarıdır. Daha önceki yıllarda üniversite sınavında çıkan bir soruda sağ ayağa iğne batırıldığında sol ayağın çekildiği işte söyleniyordu. O soruda böyle bir şeyin olması gerçekte böyle bir durumun olduğunu göstermez. Bu durum hayali bir durumdur. Ayrıca şunu da unutmayın. Yıllar öncesinde üniversite sınavında çıkmış olan bir bilgi o gün için belki doğru olabilir. Ama bugün de doğru olacak diye bir kural yoktur. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Çünkü bilgiler her zaman için değişebilir. Sonuç olarak arkadaşlar, gece uykudayken sağ ayağa iğne batırılırsa sol ayağın çekilmesi, sol ayağa iğne batırılırsa sağ ayağın çekilmesi söz konusu bile olamaz. Yani gerçekte böyle bir durum söz konusu değildir. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.